Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Bildiğiniz gibi biz şu alar dersine arada sırada tabii kopukluk oluyor ama sağlık ve benzeri sebeplerle, idari işler sebebiyle ama devam ediyoruz. Allah rızasından ayırmasın. Şimdi 14. şuadayız. 14. şua tekrar edelim. Bediüzzaman Hazretlerinin bin, e, Afyon Mahkemesi ve burada yaptığı savunmalar, müdafalar ve talebelerine gönderdiği mektuplar, devlet adamlarına gönderdiği dilekçeler vesaire. Biz biliyorsunuz, yani hemen şunu ifade edeyim, Mart 1948 gibi ve zaman Hazretlerinin Afyon savcısının, savcısının o Abdullah Büken'in iddianamesine karşı verdiği bir itirazname vardı. Onu okuduk arkasından onun bir tamamlayıcı ekini okuduk. Şimdi de bazı maruzatını hem ağır ceza reisine, hem hükümete vesaireye böyle bir, orada on tane maruzatı vardı. Biz e, şeyde dokuzuncuda kalmıştık. Yani başlamıştık dokuzuncuya ama maalesef e, elektrik kesildi. Yani Hollanda'da elektrik değil de bilgisayarımızın e, provider dediğimiz e, servis merkezinde bir problem çıktı. Dolayısıyla biz de yarım bıraktık. E, onuncudaymışız. Özür dilerim. Onuncusunu okuyacakmışız. Hatta iki paragraf okumuşuz. Dolayısıyla yalnız tekrar baştan başlamamız gerekiyor. Onuncusu yani Afyon Mahkemesi'ne sunduğu, arz ettiği meselelerden onuncusu. Adliyede adalet hakikatı ve müracaat eden herkesin hukukunu bila tefrik, ayrım gözetmeksizin muhafazaya sırf hak namına çalışmak vazifesi hükmettiğine binaendir ki bu çok önemli. Yani mahkemede savcılar ve hakimler böyle olmalı. Tarafsız davranmalı. Hak namına karar vermeli. Bu yüzdendir ki İmam Ali radıyallahu anhu hilafeti zamanında hem de halife olduğu zaman bir Yahudi ile beraber mahkemede oturup muhakeme olmuşlar, yargılanmışlar. Hem bir adliye reisi, bir memuru kanunca bir hırsızın elini kestiği vakit, yani demek ki o memurun o zalim hırsıza hiddet ettiğini gördü. O dakikada o memuru azleyledi, görevden aldı. Hem çok teessüf ederek dedi, şimdiye kadar adalet namına böyle hissiyatını karıştıranlar, yani duygularını karıştıranlar, tek çok zulmetmişlerdir. Evet, hükmü kanunu işte önemli bu. Kanunun hükümlerini icra etmekte yani uygulamakta o mahkuma acımasa da hiddet edemez. Etse zalim olur. Hatta kısas cezası da olsa, ölüm cezası hiddetle katletse, birisini öldürse bir nevi katil olur. Bir çeşit diyor. Yani manen manasına diye o hakim adil, adil hakim demiş. İşte madem mahkemede böyle halis ve gararsız bir hakikat, adalet hakikati hükmediyor, dünyada var mı bu? Maalesef. İslam ülkelerinde var mı? Maalesef. Peki Türkiye'de var mı? Maalesef. 3 mahkeme bizlere beraat verdi. Yani Sparta, Eskişehir ve Denizli mahkemeleri ve bu milletin yüzde bilseler belki doksanı nur talebelerinin zararsız olarak millete ve vatana menfaatli olduklarına pek çok emareler ve işaretlerle şehadet ettikleri halde burada o masum ve teselliye ve adaletin iltifatına çok mühtaç nur talebelerine karşı ihanetler. Özellikle Afyon Mahkemesi. Ve gayet soğuk, hiddetli muameleler yapılıyor. Biz her musibete ve ihanetlere karşı sabra ve tahammüle dayanmaya karar verdiğimizden sükut edip Allah'a havale ederek belki bunda da bir hayır var dedik. Fakat evham yüzünden, evham demek asla asla olmayan vehimler yüzünden ve garaskarların, kötü niyetli insanların jurnalleriyle, jurnal istihbarat demek, özellikle de önemli işler müdürlüğü, hak partisinin değişik organları bu bir masumlara böyle muameleler belaların gelmesine bir vesile olacağından korktum. Bunu yazmaya mecbur oldum. Zaten bu meselede bir kusur varsa benimdir. Bak nasıl üstleniyor. Allah'a şükürler olsun. Bu bir çareler sırf imanları ve ahiretleri için bana rıza ilahi dairesinde Allah rızası için yardım etmişler. Pek çok takdire müstahak iken böyle muameleler Hatta kışı dahi hiddete getirdi. Çok şiddetli kış olmuş o zaman. Yani 1948'de. Hem medare hayrettir ki, çok hayret edilecek bir meseledir ki, bu defa da yine bir cemiyet vehmini, sanki siyasi bir dernek varmış gibi, tekrar ileri sürüyorlar. Halbuki üç mahkeme, Eskişehir, Isparta ve Denizli, bu ciyeti tetkik edip beraat vermekle beraber, mabeynimizde, bizim aramızda, böyle medar ittiham olacak, suçlanacak. Hiçbir cemiyet, hiçbir emare, mahkemeler, zabıtalar yani şey polisler, ehli hukuklar bulmamışlar. Yalnız bir muallimin talebeleri, normal bir öğretmenin talebeleri arada bulunur. Onun vefat etmişse onun namına gün düzenleyebilirler. Ve Darülfünun şakirtleri, üniversite öğrencileri, ve Kur'an dersini veren hafızın hıfza çalışanları gibi Risale-i Nur talebelerinde bir uhrevi kardeşlik var. Normal bu. Mesela bizim devamlı Erzurum mezunları diye toplantı yapıyorlar. Ben katılamıyorum, çok isterim ama bunlara cemiyet namını veren ve onunla ittiham eden, suçlayan bütün esnaf ve mekteplilere ve vaizlere siyasi cemiyet nazarıyla bakmak gerektir. Harika bir savunma. Bunun için ben böyle asılsız ve manasız İttihamlarla suçlamalarla Buraya hapse gelenleri Müdafaa etmeye lüzum görmüyorum Çünkü ahlaksızca Bir suçlama Yalnız hem bu memleketi Hem alemi İslamı çok alakadar Eden ve maddi ve manevi Bu vatana ve bu millete Pek çok bereket ve menfaati Tahakkuk eden Risale-i Nuru Üç defa müdafaa ettiğimiz gibi Yani Eskişehir Isparta ve Denizli'de. Tekrar aynı hakikatle müdafaamım ne edecek? Engelleyecek hiçbir sebep yok. Ve hiçbir kanun ve hiçbir siyaset yasak etmez ve edemez. Biliyorsunuz, bunu ben paylaşmıştım. Evet. Biz yani Nur Cemaati bir cemiyetiz. Ama nasıl? Öyle bir cemiyetimiz var ki her asırda 350 milyon dahil mensupları var. Şu anda 2 milyar var mensubu. Yani bu cemiyete mensup olan insanlar Müslüman. Ve her gün beş defa namazla o mukaddes cemiyetin prensiplerine kemari hürmetle tam bir saygı içinde alakalarını ve hizmetlerini gösteriyorlar. Her gün beş vakit namaza gitmek demek ben İslam cemiyetinin üyesiyim demek. Yani Müslümanım demek. İnnemel mu'minune <Sessizlik> ihvetün. Sure-i -hü Hücurat'ta hiç şüphe yok ki müminler kardeştir. Kutsi programıyla birbirinin yardımına dualarıyla ve manevi kazançlarıyla koşuyorlar. İşte biz bu mukaddes ve muazzam İslam cemiyetinin efradındanız, üyelerindeniz. Ve hususi vazifemiz ne peki? O da Kur'an'ın iman imani hakikatlarını tahkiki bir surette yani aklen ve kalben tasdik ettirecek şekilde ehli imana bildirip onları ve kendimizi idam-ı ebediden ebedi yok olmaktan bu mutlak küfür. Ve daimi ve berzahi hapsi münferitten. Bu da iman edip de amel-i salih işlemeyenleri de ondan kurtarmak, kurtarmaktır. Sair dünyevi ve siyasi ve entirkalı cemiyet ve komitelerle ve bizim medarı ittihamımız olan suçluluk yani suçlanma sebebimiz olan cemiyetçilik gibi asılsız ve manasız gizli cemiyetle hiçbir münasebetimiz yoktur ve tenezzül etmiyoruz. Ve dört mahkeme o da Ankara'yı da katıyor şimdi. Dördüncü mahkeme Ankara'da Yargıtay. Biliyorsunuz Denizli Mahkemesi'nin beraat kararını ona tasdik etmiş. İnceden inceye tetkikten sonra o cihette bize beraat vermişler. Sayit Nursi. Bunu da bitirdik. Gelelim bir başkasına. Bu da çok önemli. Muhterem kardeşlerim, tarih Hmm, kaçtı bu? Evet, evet. 88. Doğru. Şimdi tarih 29 Ağustos 1948. Bakayım şu ağlarda tarih atılmamış. Uzun bir şey bu. Ve ismi de yine iddianame erketim ben. Yani Abdullah Büke'nin Afyon Savcısı'nın ileri sürdüğü iddianame ikinci bir ilave. Ve lahika. Bir de onun lahikası var. 29 Ağustos 1948'de. Bu biraz uzun. Yine Husrev Abey kaleme almış bunu. Bakın Husrev Abey'in e, hattıyla olan şey. Bu yani okuyacağımız kısım. Bir de tabii devlet arşivlerinden bulmuşuz. Bunu da şimdi ders okuyalım. Yani bura önemli. Tarih kaçtı? 29 Ağustos 1948'de sunulmuş bu okuyoruz. Evet. Ankara'nın altı makamatına, altı dediği Cumhurbaşkanı, Başbakan, Adalet Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Yargıtay Başkanı vesaire vesaire öyle zannediyorum. Ve Afyon Ağır Ceza Mahkemesi'ne verilen müdafaanın, savunmamızın itirazname tetinmesi, yaptığımız itirazın ikinci bir tamamlayıcısı ve layihasıdır. Layiha mı, layika ben lahika diyebiliyorum. O lahihadan ziyade herhalde evet, laiha da olabilir. Ama ben lahika diye yazmışım benim kitapta. Yani arşiv belgeleri ışığında dediği zaman Said Nursi'nin dördüncü cildinde lahika diye geçmiş. Önemli değil. Fazla bir farkı yok. Var da fazla bir farkı yok. Evvela bir su içeyim değil mi? Müsaade edersiniz. Evet, bakalım ne diyecek? Bütün Ankara'daki makamlara ve bütün herkese muhteşem bir e, itirazname. Afyon Mahkemesine beyan ediyorum ki artık yeter. Bu kadar alçaklık olmaz. Sabır ve tahammülüm kalmadı. 22 sene, bakın tam 22 sene, 48 olduğuna göre. 20'yi çıkarırsan kaç eder 48'den kaç kalır? 26'dan beri. Sebepsiz bir nefi içinde. Ta 1925'te şeyde başlamış. Van'dan başlamış. Ondan sonra sürgünler. Tam 22 sene. Daimi terassutlarla devamlı gözetleme. Hem tecridi mutlak. Tek başına yaşatıyorlar. Bir odada. Başkasını koymuyorlar. Ve hapsi münferit yani hücre hapsi tarzında beni sıkmakla beraber yani Barla'da da böyle, İsparta'da da böyle, Kastamonu'da hepsinde öyle. Altı mahkeme, altı mahkeme diyor yani bura çok önemli bu. Yani bir defa önce İsparta mahkemesi arkasından Eskişehir mahkemesi arkasından yine İsparta mahkemesi arkasından Denizli arkasından yargıtay iki üç meseleden başka Risale-i Nur'un yüz kitabında çünkü başka mahkemeler de var yani onlarda incelenmiş bir şey yok denmiş iade edilmiş medar mesuliyet sorumluluk sebebi bulmadığı halde evham yüzünden asılsız iddialar yüzünden ve imkanatı vukuat yerinde istimal etmek cihetiyle efendim herkes katil olabilir efendim Risale-i Nur'da belki suç unsuru vardır ulan belkiyle olur mu? suçta ve cezada kanunilik prensibi esastır. Yani mümkün olan şeyi sanki olmuş gibi kullanarak kanunsuz bizi üç defa hapse sokup aynen öyle yüz binler lira nur şakirtlerine zarar vermek dünyada emsali hiç hukuku bulmamış bir gadirdir ki zulümdür ki istikbal gelecek ve nesliati gelecekteki nesiller biz de şimdi lanet ediyoruz bunu yapanlara bunu da bilesiniz. Reisler dahil. Ha ha nesliati pek şiddetli olarak. Bunun o zalim müsebbiplerini, bu zulümlere sebep olanları lanetle lanet olsun. Birinci reise de zulmettiyse, ikinci reise de, o Hasan Ali Yücel denen alçağa da bütün bu zulmü işleyenlere lanet olsun. Yad edecekleri gibi mahkeme-i kübrada dahil. O da Haşir'deki büyük mahkemede cehennemin esfel-i safiline en alçak mertebesine atmakla sümme radadnahu esfel-i safilin ayetinin işare, işareti üzere yani sonra insanı biz şerefli yarattık. En güzel surette yarattık ama sonra zulüm ve küfrü sebebiyle en alçak derece derekeye indirdik. O zalimleri mahkum edeceklerine kat'i kanaatimizle şimdiye kadar bir derece teselli bulup süküt ederek tahammül ediyorduk dayanıyorduk. Yoksa hakkımızı tam müdafaa edebilirdik. Korktuğumuzdan değil. İşte 15 sene zarfında ta 1935 yılından beri 6 mahkeme 6 mahkeme 20 sene nur risalelerini ve mektuplarımızı tetkik edip bu 6 mahkemeyi tekrar sayalım. Bir, önce Isparta Mahkemesi incelemiş. Onda kendine göre bir karar vari bir şeyler yaptı. Tutanak tutup ikinci olarak Eskişehir'e gelmiş. Birine bir nevi berat etmişler. Üçüncü olarak Kastamonu'da. Yani aranmış etmiş bir şey bulamamışlar. Üçüncü olarak yeniden İsparta'ya. Orada bir şey çıkamamış. Dördüncü olarak Denizli'ye. Beşinci olarak Yargıtay'a. Bir tane daha var ama onu ben şu anda hatırımda değil. Kitapta bunları anlattık. Zannediyorum Emir Dağı'ndaki midir nedir? Beşi bize her cihetle beraat vermek manasıyla. Beşi dediği Eskişehir Mahkemesi hariç. Onlar çünkü 5-10 on kişiyi 6 ay üstada da bir sene hapis cezası vermişler. İlişmediler. Yalnız Eskişehir Mahkemesi tek bir mesele olan tesettürü nisa hanımların örtülmesi hakkındaki bir küçük risalenin 5-10 kelimesini bahane ederek lastikli bir kanunla hafif bir ceza verdiği zaman mahkemeyi temizden sonra yani yargıtaydan sonra layihayı tasihimde kararı tasih raporunda kanunsuzluğun yalnız bir tek numunesi olarak resmen Ankara'ya yazdım ki yani nasıl beni hanımların örtülmesiyle ilgili ayeti açıkladım diye mahkum edersiniz. Ne yazmış? 1350 senede o zamanki hicri tarih. <laughs> 350 milyonun şimdi iki milyarın. Kutsi bir düsturuyla daimi yani örtünme düsturu ve kuvvetli bir adet İslamiye'yi hanımların örtünmesini ders veren ve emreden tesettür ayetini yani örtünmeyle ilgili Kur'an ayetini eskide bir zındığın zındık dediği Mustafa Kemal. ve şüphe yok. Kur'an'ın bu ayetine itirazına ve medeniyetin tenkidine karşı müdafaa için yani onu savunmak için 350 bin tefsirin icmana 350 bin tefsir hanımların örtülmesi bu ayete göre farzdır diyor. Siz kimsiniz? Ve hükümlerine ittiba ederek o ayeti tefsir edip 1350 senede geçen ecdadımızın mesleğine iktida eden, uyan bir adama o tefsiri için verilen ceza ve mahkumiyeti Dünyada adalet varsa elbette o hükmü maks edecek, bozacak ve bu acip lekeyi adaletin sayfasına sürülen bu kirli lekeyi bu hükümeti İslamiye'deki adliyeden silecek. Bak yine Türk hükümetine Müslüman İslam hükümeti diyor bakın Bediüzzaman'a diye layihay tasimde yani karar düzeltme e, dilekçesinde yazdım. Oranın müddeyi gösterdim savcıya. Ondan dehşet aldı dedi. Aman buna lüzum kalmadı. <laughs> yani Eskişehir ha. Cezanız az hem pek az kaldı. Bunu vermeye lüzum kalmadı. O zaman Yargıtay da Eskişehir'de biliyor musun? Bunu ancak benim ikinci cildi okursanız görürsünüz. Onun için gerek kalmadı demiş. O zaman Yargıtay orada. Eskişehir'de kasbi olarak yapmışlar bu işleri. İşte bu numune gibi size ve Ankara makamatına yani başta Cumhurbaşkanı olmak üzere takdim edilen itirazname ve müdafaa namemde savunmalar ve itirazlarda böyle acip çok numuneleri elbette anlamışsınız. Ben Afyon Mahkemesi'nden talep ve ümit ederim ki bu milletin ve bu vatanın menfaatine bir ordu kadar hizmeti ve bereketi bulunan Risale-i Nur'un tam serbestiyetine karar vermenizi. Maalesef bu rahmetli özel zamanında nasip olmuştur. O da 163. maddeyi kaldırarak. O zamana kadar hep hücum etmişler. hakikat adalet namına sizden bekliyoruz. Yoksa münasebetimle yani ben benimle ilişkisinden dolayı yani aramızdaki talebelik hocalık münasebetimden dolayı hapse giren 5-10 arkadaşımın gitmesiyle beraber size haber veriyorum ki beni en büyük cezaya çarpacak bir suç işleyip bu çeşit hayattan veda edeceğime mecbur eden bir fikir kalbime gelmiş. Kur'an beni men etmese intihar edecektim diyor. O kadar ki zulmetmişler. Şöyle ki hükümet beni tam himaye ve bana yardım etmek milletin maslahatına ve vatanın menfaatine çok lüzumu varken beni sıkması ima eder ki gösterir ki 40 seneden beri 40 seneden yani 1908'den beri ta İstanbul'a var, vardığı günden beri hatta 7 benimle mücadele eden gizli zındıka komitesiyle yani Abdülhamit döneminde de İttihat Terakki zaten rezalet içinde ve devamında da şimdi onlara iltihak eden komünist komitesinden bir kısmı başta Hasan Ali Yücel tabii ki Mustafa Kemal ve İsmet İnönü de bu işin içinde ehemmiyetli birer resmi makam elde ederek karşıma çıkıyorlar. Ya bakan ya cumhurbaşkanı ya başbakan olarak veya mahkemede bas savcı olarak Abdullah Büke köpeği gibi. Hükümet ise ya bilmiyor veya müsaade ediyor diye çok emareler bana endişe veriyor. Reis Bey, ey Afyon'un ağır ceza reisi, dikkat et, adam ol adam. Müsaadenizle çok hayret ettiğim bir şeyi soracağım. Neden hiç siyasete karışmadığım halde ehli siyaset, ya CHP'liler yani, bütün hukuku medeniyeden, medeni haklardan ve hukuku hürriyetten, hürriyetle ilgili temel hak ve hürriyetlerden, belki hukuku hayattan, temel hayat hakkından iskat ediyorlar. Yani beni düşünüyorlar mahrum ediyorlar. Bütün sürgünlere memlekete gidiniz diyor ve bir zamanı göndermiyorlar. Herkesin akrabalarıyla görüştürüyorlar. zamanı görüştürmüyorlar. Ya hiç olmasa dostlarımla cemaate gideyim namaza bırakmıyorlar. Hatta yüz cinayeti bulunan gibi beni üç buçuk ay tecidi mutlak içinde, tam yalnızlık içinde, hayatıma suikast edenler, on bir defa zehirleyen, aman ya Rabbi Denizli hapsinde, Afyon hapsinde, daha önce Kastamonu'da, Emirdağ'ında, düz zamanı 20 küsur zehirlemişler. 19'una dair belge var bizde. Gizli düşmanlarımın şerrinden beni muhafazaya çalışan çok dikkatli kardeşlerimin ve sadık hizmetçilerimin de benimle temaslarını yasak etmişler. Ve ihtiyarlık, gurbet ve hastalık içinde üç tane sıkıntısı var. Hem yaşlı, hem hasta, hem gurbette kimsesi yok yalnızlığımdan daimi ünsiyet ettiğim mübarek ve zararsız kitaplarımın mütalasından dahi beni mahrum etmişler. Kitaplarını da elinden alıyorlar. Müdde-i çok rica ettim ki yani savcıya bana bir kitabımı ver? Kendi kitabını ya. vadettiği halde vermedi. Yalnız olarak büyük, kilitli, soğuk bir koğuşta meşkalesiz, Hiçbir meşguliyet olmadan durmaya mecbur edip Aman ya Rabbi ya. Yani tam İsrail zulmü. Alakadar memurları ve hademeleri bana karşı dostluk ve teselli vermek yerinde adeta adavet karane düşmanca bakmaya teşvik ediyorlar. Bir küçük numunesi şudur. Müdüre, müddeyumuma yani savcıya, mahkeme reisine bir istida yazdım, dilekçe yazdım. Bir kardeşime gönderdim. Ta bilmediğim yeni hurufla yazsın latin harfleri. Ve yazıldı. Onlara verildi. Güya büyük bir suç işlemişim diye Allah Allah benim pencerelerimi mıhladılar. Ulan yaptıkları alçaklığın alçaklığı ya. Üstad bunu İngilizler için kullanıyor. Ekbekül küpeke adam tekepküp etmiş köpekler. Ve duman beni sıkıyordu. Bir pencereyi bırakmadım ki Anla, mıhlansın. Şimdi onu da mıhladılar. Mıhladılar yani çivilediler. Hem hapis usulü tecrit, yalnız yaşatma, 15 gün kadar olduğu halde, yasak daha fazla. Beni 3,5 ay tecridi mutlakta. Hiç kimse yanımda olmadan tek başına hiçbir arkadaşımla temas ettirmediler. Hem 3 aydan beri benim aleyhinde 40 sayfalık bir iddianame, ben bunun tamamını yayınladım. Şu anda kitabımda var. Orijinal haliyle devlet arşivlerinden aldım. Yoksa Bediüzzaman bunun bir kısmını nakletmiş, tamamını değil. Yazılıp bana gösterildi. Yeni hurufu bilmediğimden, yani latin harflerini, hem rahatsız ve hattım çok noksan olmasından, yazım da eksik. Çok rica ettim ki bana bir iddia, biri iddianameyi okuyacak, savcının iddianamesini, ve dilimi bilen talebelerden, talebelerimden benim itiraznamemi yazacak iki adama izin veriniz dedim. İzin vermediler. Ulan bu kadar alçaklık. Dediler avukat gelsin okusun. Sonra onu da bırakmadı. Avukatını da bırakmamışlar. Okuduk ya bir avukatı var. Yalnız kim avukat hatırlayalım. Vay benim güzel kardeşlerim. Vay. Kimmiş bakalım hatırlayalım. Güzel şeyler bu. Kimmiş bakalım avukat. Avukat vardı. Bulamazsan bu bakmayın. Var kitapta. Okuduk bunu. Aa tabi Abdurrahman Zapsu var. Tabi çok önemli. Avukatlar çok bir kişi değil. Tabi tabi tabi. Ben şeyi hatırladım. Yani ne derler ona? Ee, Denizli hapsini hatırlayarak konuştum. Avukatlar çok. Tabi tabi tabi. Ya Abdurrahman Zapsu bunların başında geliyor. Başında geliyor. Evet o kadar yeter. Daha önce anlatmıştık ayrıntıya girmeyelim. Demek ki dediler avukatın gelsin. Okusun. Sonra onu da bırakmadılar. Yalnız bir kardeşe dediler ki eski hurufa çevir ona ver. Yani iddianameyi eskimez yazıyla yaz ver. Halbuki o 40 sayfayı yazmak 6-7 günde ancak olur. Hakikaten öyle. Eğer normal Latin harflerine çevirseydim herhalde 100 sayfa olurdu. Çok sıkı daktil öyle yazılmış. Göstereyim size. Ya göstereyim size kardeşler. Göstereyim, göstereyim, göstereyim. O uzun iddianameyi görün yani. Bu Abdullah Büke'nin hazırladığı iddianame. Alçakların alçağı. Allah onu kahreylesin inşallah. Neredeydi? Allah Allah. Neyse göstermiştim daha önce de. Ulan nerede ya? Buralardaydı. Hmm. Evet. Tam 38 daktilo sayfası. Neyse. Bulamadım. Önemli değil. Gösterdim daha önce. Şimdi bir saatte bana okumak işini 6-7 güne kadar uzatmak. Ta benimle kimse temas etmesin. Fikri ise pek dehşetli bir istibdat zulümle benim bütün hukuku müdafaamı, savunma haklarımı iskat etmektir, düşürmektir. Dünyada yüz cinayeti bulunan ve asılacak bir adam dahi böyle muamele göremez. Ben hakikaten bir emsasi, bu emsalsiz, bu emsasiz işkencenin hiçbir sebebini bilmediğimden çok azap çekiyorum. Ben haber aldım ki mahkeme reisi vicdanlı ve merhametlidir. Bu kanaate binaen ilk ve son bir tecrübe olarak makamınıza bu istirhamname, benim istirhamım ve şekvayı ve şikayeti yazdım. Tecridi mutlakta, tek başına kalıyor. Hasta ve perişan Said Nursi. Şimdi lahikaya geliyoruz. Bu da çok önemli bir nokta. Yine 29 Ağustos 1948'de oldu mu? Neymiş o? İddianamede denim hakkımda dört esas var. Abdullah Büken'in hazırladığı 38-40 sayfalık daktilo sayfasıyla dolu olan iddianamede ne var? Dört tane temel nokta var. Birinci esas, güya bende tefahur, yani kendisinin kendi kendisini övünmesi ve hotfuruşluk, kendimi satmaya çalışıyormuşum ve kendimi müceddit biliyorum. Yani her yılda bir gelen ve dini yeniden asrın idrakini anlatan e, müceddit olarak biliyormuşum. Müceddit haklı ama diğerleri tamamen sahtekarca bir itham. Ben bütün kuvvetimle bunu reddederim. Bak mücedditliği de kabul etmiyor. Hem Mehdi'lik isnadını hiç kabul etmediğime bütün kardeşlerim şehadet ederler. Ama ben şehadet ediyorum ki evet bunu reddetmiş ama Hazreti Mehdi'dir. Dedim beni de mahkeme verin. Yani bunu bir zararı yok ki. Dini bir emre muhalefet de etmiyorum bununla. Hatta Denizli'deki ehli hukuf eğer, eğer Said Mehdi'liğini ortaya atsa bütün şakirtleri kabul edecek. Acaba bu Ankara'daki ehli hukuf olsa gerek. Çünkü Denizli'deki birinci ehli hukuf çok zır cahillerden oluşuyor. Dediklerine mukabil Said itiraznamesinde demiş ki okuduk bunu. Denizli itiraznamesinde iddianamesine karşı verdiği itiraznamede ben seyit değilim. Mehdi seyit olacak diye onları reddetmiş. Ama buna rağmen Bediüzzaman'ın ben seyit olduğu kanaatindeyim. Orada meseleyi idare etmek bir de emin elimde delil yok manasına. Neyse onu Allah bilir. İkinci esas. Neşiyatı gizlemesi. Gizli düşmanlar yanlış mana verdirmesin. Yani isnatları bu. Niye gizliyorsun? Gizlediği de iki tane risale. Beşin şua, işte tesettür risalesi ve bir de sırr inat-ı inateyna inat gibi birkaç risale. Ve hücumat sitte de tabii onların içinde. Esas afyon mahkemesinin sebebi o. Yoksa siyasete ve dünya asayişine teması cihetiyle değildir. Hem eski harfle teksir makinasını bir bahane bulmasınlar. Efendim biz yeni harfleri kabul ettik. Niye teksir makinasını Osmanlıca tutuyor diye. Mustafa Kemal'e karşı nurun tokadı ise bu tokadı dediği şu iddianamede yanlış bir mana verip nurun kerametlerinden tokat tarzındaki bir kısmını medar iddiam saymış. Hani 10. lem'a var ya şefkat tokatları. Güya nurlara hücum zamanında gelen zelzele gibi belalar 4 defa olmuş. Hem Afyon'da hem de Denizli hapsi sırasında. Nurun tokatlarıdır. Haşa sümme haşa. Biz öyle dememişiz ve yazmamışız. Belki mükerrer yerlerde hüccetleriyle demişiz ki nurlar makbul sadaka gibi. Allah nezdinde kabul edilebilecek bir sadaka gibi belaların define vesiledir. Bunu demekle öteki tamamen farklı şeyler. Yani belaları bertaraf eder. Ne vakit nurlara hücum edilse nurlar gizlenir, musibetler fırsat bulup başımıza geliyorlar. Bunu demek istemiş. Evet nurun binler şahitlerinin tasdik ve müşahedeleriyle, yüzer vukuat ve hadisat ile tesadüf ihtimali olmayan o hadiselerin, o işte depremler mesela, tevafukları ve Kur'an'ın müteaddit birden fazla 33 ayetinin işaret ve tevafukatıyla hatta mahkemelerde kısmen gösterildiği cihetle kat'i kanaatimiz var ki o tevafukat, Kur'an-ı Kerim'deki tevafuklar, başka tevafuklar, Risale-i Nur'un makbuliyetine bir ikram ilahidir. Allah'ın ikramı ve Kur'an hesabına nurlara bir nevi kerametlerdir. Kur'an hesabına ama. Yoksa gayet açık bu. Şimdi demek ki o tokatları sanki Mustafa Kemal'e karşı nurun tokadı ise altı mahkeme ve Ankara makamatı bilmiş ilişmemişler. Çünkü o şefkat tokatları. Veya işte nura hücumdan dolayı gelen tokatlar. Ve bize beraat verdiler. Ve beşin şua ile beraber, ahir zaman hadislerini açıklayan, bütün kitaplarımızı iade ettiler. Hem onun fenalığını göstermek, bu da önemli. Yani Mustafa Kemal'in kötü adam olduğunu göstermek, ordunun kıymetini muhafaza etmek içindir. Çünkü şeref, zafer orduya ait, ona değil. Bir şahsı sevmemesi, orduyu muhabbetkarane sena içindir. Kahraman Türk ordusunu övmek içindir, sevmek içindir. Bu da ikinci esas. Yani Afyon iddianamesindeki. Üçüncüsü, zaten bu meşhur, emniyeti ihlale teşvik ediyor. Sanki iç güvenliği tehlike ediyor. Tehdit ediyor. Demesine mukabil 23 sene zarfında, 20 sene dersen 1920 anlatabildim mi? Beşi düş beşi de ilave edersen 1928 tam işte yani Barla şeye doğru Burdur'a dolu sürüklen sürüldüğü dönemler. 100 bin adam nurcuların 100 bin nüsha nur risalelerinin altı mahkemede ve 10 vilayette emniyeti ihlale bu 10 vilayeti de benim kitapta görürsünüz. Nerelerde beraat kararı iade kararları alınmış kısmen açıkladım ama tamamını burada vermek zor ve asayişi bozmaya dair 10 vilayetin zabıtaları, polisleri ve 6 mahkeme hiçbir maddeyi kaydetmemez. İç güvenliğe bir zarar vermemişiz. Ve bulmaması bu acip ittihamı suçlamayı çürütüyor. Bu yeni iddianamede 3 mahkemenin bize beraat verdikleri yani Aynı noktalara ait Eskişehir, Denizli ve Ankara Yargıtay ve cevapları mükerreren verilmiş. Ehemmiyetsiz birkaç meseleye cevap vermek manasızdır. O meselelerle bizi ittiham etmek, suçlamak, onlara, ondan bize beraat veren Ankara Ağır Ceza, yani Yargıtay Ceza Dairesi ve Denizli ve Eskişehir mahkemelerini ittiham etmek hükmünde olmasından, onları suçluyorsunuz. Cevabını onlara bırakıyorum. Ve ondan başka da 2-3 mesele var. Bakalım neymiş bu? 2-3 mesele. Birisi iki sene Denizli ve Ankara Ağır Ceza Mahkemelerinde yani Ankara'daki Yargıtay Ağır Ceza, ceza Dairesi'nde inceden inceye tetkikten sonra bize beraat verip o kitabı bize iade ettikleri halde o kitap dediği de Hücumat Sitte ve Beşin Şua. O Beşinci Şua'nın bir iki meselesini ölmüş gitmiş bir kumandana tatbik edip yani Mustafa Kemal'e uygulayıp bize suç gösteriyor. Biz de Allah Allah deriz. Ölmüş gitmiş, hükümetten alakası kesilmiş bir şahıs aleyhinde. Ki o zaman 5816 sayılı kanun da yok. Yani Mustafa Kemal'i koruma kanunu yok. Tatbik edilebilen külli bir haklı tenkidi hiçbir kanun sus saymaz. Hem külli bir tevil bağnasında. Yani sadece Mustafa Kemal değil. O şartlara, o kriterlere uyan herkesi suçluyor. Yani Kur'an-ı Hadis-i Şerif. Onu da izah ediyor Bediüzzaman. Makam iddia cerbezesiyle yani savcılık makamı hakkı batıl, batılı hak göstererek o kumandana bir hisse çıkarıp ona tatbik etmiş. Böyle yüzde bir adam ancak fehmeden, ancak anlayabilen bir mana, mahrem, gizli tutulmuş ve gizli bir risalede bulunmasını hiçbir kanun sustayamaz. Herkesin gizli evrakları arasında suç olabilecek şeyler olabilir. Hem o harika bir tarzda müteşabi hadislerin yani manaları anlaşılması çok zor olan ahir zamanla ilgili hadislerin tebirlerini beyan etmiş. Arkadaşlar ben de 5. şuayı herhalde bir 10 küsur ders içinde 10 saat YouTube'da var bu 5. şua ak gündüz yazın kafi çok kimse dinlemiş ve dua ettiler teşekkür ettiler. Merak edenler müracaat edip dinleyebilirler. O beyan 30-40 sene evvel oldu. Yani ta Japon başkumandanın Japonların sorusu üzerine 1908'li yıllar, 9'lu yıllar ve üç mahkemeye ve mahkemenize ve Ankara'nın altı makamatına 3 sene zarfında iki defa takdim, ed takdim edilip tenkit görmeyen müdafaa ve itiraznamemde kat'i cevap verildiği halde o hadisin hakikatını beyansa dediğinde bir kusurlu şahsa o da Mustafa Kemal mutabık ona tam uygun çıkmasını hiçbir kanun suç sayamaz. Aynen öyle. Haklısın dediği zaman. Hem o şahsı tenkit yani Mustafa Kemal'i tenkit. O içinde bulunduğu ve kusurlara sebep olduğu bir inkılabın yani işte Cumhuriyet inkılabı. Hasenatı mevcut iyilikleri, güzel tarafları yalnız onun değil. Belki ordunun ve hükümetindir. Onun da yalnız bir hissesi var. Onun kusurları için onu tenkit etmek elbette bir suç olmadığı gibi inkılaba hücum ediyor. Yani sanki cumhuriyet inkılabını kabul etmiyor denilemez. Hem bu kahraman milletin ebedi bir medarı şerefi, şeref sebebi ve Kur'an ve cihat hizmetinde dünyada pırlanta gibi pek büyük bir nişanı Aslanbey, Ayasofya'yı bahsediyor. Ve kılıçlarının pek büyük ve antika bir yadigarı olan Ayasofya Camii'ni puthaneye ve meşihat dairesini kızların lisesine çeviren İstanbul Müftülüğü'nün yanı merak edenler gitsin görsün. Bir adamı sevmemek bir suç olması imkanı var mı? Burada bir şey söyleyeceğim. İki şey söyleyeceğim. Birisi Yusuf Halacoğlu gibi Mustafa Kemal'in şerefini kurtarmaya çalışan bazı Mustafa Kemal'i seven ülkücüler. Efendim bunun işte imzası sahteymiş de şuymuş da buymuş da tamamen hakikatsız şeyler. Adam sahte falan değil. O Ayasofya'yı müzeye çeviren bizzat Mustafa Kemal'dir. Yani burası önemli bir nokta. Ve zaten açılışını yapmış. Açılışında da müze olarak adam diyor ki iki sebeple çevirdik. Biri iktisadi durumumuz kötü. Avrupa bize iyi baksın, güzel baksın diye. Diğeri de Yunan kardeşlerimizi üzmeyeyiz diye. Yani aslında mürket bir adam olduğunu zaman açıklıyor. Elbette ki camiden rahatsız olacak bu adam. Onun için Yusuf Halacoğlu gibi böyle onu savunma pahasına sahtedir vesaire tamamen asılsız bunu bilmenizi isterim. Bunun belgeleriyle izahını merak edenler bin küsur sayfalık beş buçuk kilo ağırlığındaki yani bura önemli. Ayasofya, üç devirde bir mabet. Ayasofya isimli kitabımızı lütfen inceleyiniz. Yani bunun da altını çizeyim. Geleyim ikinci noktaya. Bu da çok önemli bir mesele. İnşallah Ayasofya yeniden 500 yıllık aslına çevrilecek. Benim Cumhurbaşkanından, hükümetten ve devlet adamlarından istirhamım budur. Ama bir üzüntümü ifade edeyim. Bilen bilmeyen herkes konuşuyor. Maşallah TRT başta olmak üzere hükümeti yağlayanlar da hükümete düşman olan kanallarda yani böyle bazıları kafadan konuşuyorlar. <laughs> yani belgeli konuşmuyorlar. Bunu da özellikle ifade edeyim. Benim Kültür Bakanını demiyorum ama Cumhurbaşkanımızdan istirhamım aslında bütün Türkiye'nin büyük elçiliklerine ayrıca valiliklere mümkünse müftülüklere ve ilahiyat fakültelerine bizim bin sayfalık ve Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesini ilk defa orijinalinden tercüme etmiş edilmiş olarak evet Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde bir tercüme var ama muhtasar tercümedir bu. Yani bura çok önemli. Bir de anlaşılması mümkün olmayacak bir tercümedir. Biz orijinalinden şu anda Tapu Kadastro Genel Müdürlüğündeki 76 metrelik orijinal vakfiyeyi tercüme ettik. Arapçadır. Ayrıca İngilizler 5 metresini koparıp almışlar. Biz onu da rahmetli Fatih'in oğlu ikinci Bayezid'in sanki Allah tarafından ilham edilmiş gibi babamın bu vakfiyesi kaybolur diye iki nüshasını istinsah ettirdim diyor. Oradan ekleyerek tamamını biz neşrettik. Yani bunu özellikle ben arz ediyorum. Dolayısıyla böyle bir eseri Osmanlı Araştırmaları Vakfı tam 400 257 bin euro harcıyor. Neler çektik? Neler? Yıllarca uğraşarak neşrettik. Eğer bu bahsettiğim makamlara başta Cumhurbaşkanının masasında olması lazım bunu. Yani lütfen dinleyenlerin içinde alakası olanlar varsa bildirin, Cimer'e yazın. Ben yazmam. Kendi kitabının reklamını. Hayır. İkinci öyle bir kitap da dünyada yok zaten. Çünkü biz yabancı kaynakları da işin içine aldık. Osmanlı kaynaklarının tamamını taradık. Kilise olarak da bütün özelliklerini yazdık. Camiye çevrilişine ait belgeleri de o kılıç hakkı ne demek bunu da yanlış anlatanlar var. Hepsini izah ettik. Yani bunlar önemli. Acaba Fatih Sultan Mehmet parasıyla mı satın aldı? Hiç asla yok bunun. Nasıl Ayasofya camiye çevrildi? uluslararası İslam hukuku prensiplerine göre bunu da anlattık. Tamamı ve çok ilgi yani bunu özellikle ifade edeyim. Yani eğer bu milletin kültürüne çünkü ben Ayasofya'yı İstanbul'un manevi tapusu olarak görüyorum. Onun için bütün valilerimizin yani önemli müftüler, müftülerimizin ilahiyet fakültelerinin ve en önemlisi de yurt dışı temsilciliklerinin bu kitabı hazine gibi ellerinde bulundurması lazım. Gerisini ben konuşmuyorum. Üçüncü bir nokta. Bakın Bediüzzaman da benim bu kanaatimi teyit ediyor. Öyle sahte imza. Başkası çevirdi. Yalan bu. Çünkü bizatihi bakın tekrar ediyorum. Bu kahraman milletin ebedi bir medar şerefi Kur'an ve cihat hizmetinde dünyada pırlanta gibi pek büyük bir nişanı ve kılıçlarının pek büyük ve antika bir yadigarı hatırası olan Ayasofya Camii'ni Puthane'ye, bura önemli ve Meşihat Dairesini, kızların lisesine çeviren bir adamı yani Mustafa Kemal'i sevmemek bir suç olması imkanı var mı mümkün değil. Ben de Allah'a şükür sevmiyorum. Bunu da özellikle ifade edeyim. Ha üçüncü nokta. Biliyorsunuz merak edenler bu Ayasofya kitabını alır. Orada orijinalinde bazıları çok ilginçtir. Facebook veya sosyal medyada paylaşıyor. Altına da Akgünzüm tercümesi demekten utanıyor. Herhalde ben tehlikeli madde miyim? Neyim? Önemli değil. Hakikat yayılsın da benim ismim de olmasın. Aynen benim tercümeyi alıyor. Yani bunu da özellikle ifade et. Eski AK Partili bir vakıflardan sorumlu bakan baktım ki Ayasofya'nın bu 76 metrelik vakfiyesinden hiç haberi yok. Geçti o şimdiki değil. Tutmuş vakıflar genel müdürlüğündeki o tercümeyi gösteriyor millet meclisinde. Olan kültür bakanımız bu kadar cahil olursa Allah yardım etsin bu memlekete. Geçmişte kaldı o kültür bakanı ismini söylemiyorum. Şimdi bu nokta da çok önemli üçüncü nokta. Orada Fatih Sultan Mehmet öylesine bir bir nevi keramet gösteriyor ki bakanlar, sahte bakanlar kurulu kararıyla diyor. Ben Arapçada buldum, bakanlar kurulu kararı demek. Tomar. Burası çok enteresan. Sahte diyor. Sahte derken imzası sahte değil. Asla astar olmayan. Bunu diyor camilikten çıkarana Allah lanet etsin. Melekler lanet etsin. Bütün insanlar ve iman edenler lanet etsin. Ben de lanet olsun diyor. Ha size bu. Şimdi iddianamede sebep ittiham ikinci mesele. İkinci bir mesele daha var. Üç mahkemede ondan beraat kazandığımız. Eskişehir, Denizli ve Yargıtay. Ve 40 sene evvel 1908. Yani beşin şu şuanın ilk telif edildiği yıl. Bir hadisin harika tevilini beyan ederken. Cin ve insin şeyhül İslam'ı Allah Allah. Zül Cenaheyn diyorlar buna. Zembilli Ali Efendi'nin Yavuz'un Şeyhül İslam'ı şapkayı şaka ile dahi başa koymaya hiçbir cevaz yok demiş. Zembilli Ali Efendi demesiyle bütün Şeyhül İslam'lar ve bütün ülema İslam, İslam alimleri cevazına şapkanın caiz olduğuna müsaade etmedikleri halde avam ehli iman yani Müslümanların avam tabakası onu giymeye mecbur olduğu zaman o büyük allamelerin başta şey işte yani Zembilli Ali Efendi ademi müsaadeleriyle yani müsaade etmiyorlar. Onlar tehlikede yani ya dinini bırakmak çünkü küfür şapkayı giymek buna bir çözüm veriyor dediği zaman ya isyan etmek vaziyetindeyken 40 sene evvel beşin şu anın bir fıkrası şapka başa gelecek secdeye gitme diyecek. Hakikaten şapka ile secdeye gitmek mümkün değil. Bizim köyde de böyle sırf Mustafa Kemal sevgisiyle şapkayı ölünceye kadar başından çıkarmayan ahmaklar vardı. Babam kafalarına vururdu onların bolla cuma. Ama namaza kılarken ters çeviriyorlardı. Bediüzzaman onu şey yapıyor. Fakat baştaki iman o şapkayı da secdeye secdeye getirecek. İnşallah Müslüman edecek. Harika bir izah ya. Demesiyle avam ehli imanı yani avam tabakasından olan Müslümanları hem isyan ve ihtilalden hem ihtiyarıyla kendi rızasıyla imanını ve dinini bırakmaktan kurtardığı ve hiçbir kanun münzevilere yalnız hayat yaşayanlara böyle şeyleri teklif etmediği ve 20 senede 20 senede altı hükümet beni onu giymeye mecbur etmediği ve bütün memurlar dairelerinde ve kadınlar ve çocuklar ve camidekiler ve ekser köylüler onu giymeye mecbur olmadıkları ve şimdi resmen askerin başından kalktığı ve örme ve bere çok vilayetlerde yasak olmadığı halde hem benim hem kardeşlerimin bir sebebi ittihamımız, suçlanma sebebimiz gösterilmiş şapka giymemek. Bunun için özel neler yapmışlar, zorla giydirmeye çalışmışlar, muvaffak olamamışlar. Bunların soruşturma evrakları kitabında var. Acaba dünyada hiçbir kanun hiçbir maslahat, hiçbir usul bu pek manasız ittihamı, suçlamayı bir sus sayabilir mi? Üçüncü medari ittiham, yani suçladıkları üçüncü nokta. Emir Dağı'nda emniyeti ihlale teşvik. Yani iç güvenliği ihlal. Yalancılar. Buna karşı itiraz ise evvela buradaki mahkemeye hem Ankara'nın altı makamatına dedim ya başta Cumhurbaşkanı, Başbakan, Adalet Bakanı, Savun şey Bakanı vesaire. Bu mahkemenin malumat ve müsaadesiyle verilen ve cerh edilmeyen, asla tenkit bozulamayan, yani cerh edilmek demek çürütülemeyen itiraznamedir. Onu aynen şimdi iddianameye karşı itiraz olarak ishar ediyorum, arz ediyorum. Saniyen Emir Dağı'nda, orada benim, bütün benimle konuşan zatların şehadetliğiyle, ahalinin ve zabıtanın yani polisin tasdikiyle beratimden sonra bütün kuvvetimle inzivamda tek başına yaşamış. Çünkü sür, sürgün, sürgün etmişler Emir Dağı hemen. Dünya siyasetine karışmaktan çekinmişim. Hatta telife ve muhabereyi de bırakmıştım. Mektuplaşmayı, eser yazmayı. Yalnız tekraratı Kur'aniye Emir Dağı çiçeği okuduk ya 11. şuada. Yani Kur'an'daki ayetlerin, bazı ayetlerin tekrarına dair ve meleklere dair iki nükteden başka telif etmedim. Ve haftada bir mektup bir yere nurlara teşvik için yazardım. O meleklerle ilgili olan da yine 11'in şu ana, şu ada layık olarak okudu konuda. Hatta müftü olan öz kardeşime, Abdülmecid Efendi rahmetliye ve 20 sene yanımda talebelik eden ve beni çok merak eden ve bayrak tebrikleri yazan o biraderime, bayram tebrikleri yazan. Yani Abdülmecid Efendi'ye 3 üç senede 3-4 üç, mektup yazdım. Memleketimdeki biraderime, küçük kardeşine 20 senede hiç yazmadığım halde. İddianamede beni emniyeti ihlal suçu ile ittiham edip suçlayıp ve cerbeze ile hakkı batıl batılı hak göstererek eski nakaratı aynen nakarat biliyorsunuz bir şiirde tekrarlanan kısım tazeleyerek inkılaba karşı geliyor demiş. Buna karşı deriz. Vay be. 20 sene zarfında 20 bin nur nüshalarını merak ve kabul ile okuyan 20 bin belki 100 bin adamdan Afyon savcısı 600 bin demiş. 6 mahkeme ve alakadar 10 vilayetin zabıtaları emniyeti ihlale dair hiçbir maddeyi kaydetmemesi gösteriyor ki hakkımızda binler ihtimalden ancak bir tek ihtimalle bir imkana kat'i vukuat kesin olmuş nazarıyla bakıyor. Kim? Savcı denen alçak. Halbuki iki üç ihtimalden bir ihtimal olsa yani üç şıktan birisi kesin veya ikisi kesinse yoksa böyle yüz binlerce ihtimalden biri olmaz. Eseri görülmezse yani bir izi bir sonucu hiçbir şey suç olmaz. Hem binler ihtimalden bir ihtimal değil. Belki her adam hem aleyhime hücum eden müdde'i yani bu savcı bile çok adamları öldürebilir. Mümkündür. Anarşist ve komünist hesabına emniyeti, asayişi bozabilir. Emniyeti ihmal edebilir. Demek böyle pek acip ve ifrat karanı aşırı giderek imkanatı, mümkün olan ihtimalleri vukuat sanki olmuş gibi yerinde kullanarak, istimal etmek adliyeye ve kanuna karşı ihanettir. Hem her hükümette muhalifler bulunur. Bu çok önemli. İlla bir hükümet herkes kendini tasdik ediyor, iktidarını kabul ediyor olacak değil. Yalnız fikren muhalefet. zaman bunu her yerde açıklıyor. İki türlü muhalefet var. Fikren ve ilmen muhalefet biz bunu yapıyoruz. Hollandalılara da söylüyorum. Ben burada şeriatı savunurum. Türkiye Cumhuriyeti devletini savunurum. Baş Cumhurbaşkanımı savunurum. Hiçbir şey yapamazsınız. Ama ben burada sizin kanunlarınızı çiğnersem, devlete isyan edersen, istediğiniz gibi muamele yapar, ceza verirsiniz. Ben de size teşekkür ederim. Verin zaten. Yalnız fikren muhalefet bir suç olmaz. Hükümet ele bakar, kalbe bakmaz. Ve bilhassa vatan ve millete zararsız çok hizmeti ve faydası bulunan ve sonra hayat içtimaiyeye karışmayan sosyal hayata ve tecridi mutlakta kesinlikle yalnızlık içinde yaşattırılan ve eserleri alemi İslam'ın en mühim merkezlerinde Mekke'de, Medine'de ha, kemali takdir ve tahsimle karşılanan, beğenilerek, takdir edilerek karşılanan, bugün dünyanın her yerinde takdirle ve tahsinle karşılanıyor. Burada bir haşiye var. Bu eserleri hakkında makam iddia yani savunma makamı iddianamesinde 100 yanlışından 80. yanlışında demiş ki beşin şu adaki tebiller yanlıştır. Sanki mübarek muhaddis olmuş. Yorumlar yanlış. El cevap beşin şu ada allah Alem deniliyor. Yani bu hadisin ne manaya ifade ettiğini Allah daha iyi bilir bir tevili şudur budur deniliyor. Yani çok yorum yapılabilir ama bir yorum da şöyle olabilir demişiz. Cümlesi denildiğinden manası budur ki bu hadisin bir ihtimal ile manası bu olmak mümkündür. Demektir bu ise mantıkça teksibi kabil değil. Mantık bunu yalanlayamaz. Mantık ilmini anlamıyor ki ahmak savcı. Yalnız muhaliyetini ispat ile böyle bir ihtimal ve yorumun imkansız olacağını ispat ile tekzip edilebilir. Saniyen ikincisi 20 seneden beri belki 40 seneden beri 1908'den benim muarızlarım bana karşı koyanlar ve Nur'a itiraza çalışanlar hiçbir tevilimizi il ilmen mantıken reddetmedikleri ve o muarız ulemalarla beraber bana karşı çıkan alimlerle beraber Nur şakirtlerinin binler alimleri tasdik edip ben de alim olmamama rağmen tasdik ediyorum ey üstadım fihi nazarun yani düşünmek lazım doğru olmayabilir demedikleri halde Kur'an'ın kas sure olduğunu bilmeyen harika bir cevap. Bunu inkar ile karşılasa ne kadar insaf haricinde olduğunu insafınıza havale ediyorum. Elhasıl tevilin manası yani yorumun tevil tefsir, tefsirden farklı hadisin veyahut ayetin Birçok manalarından bir mümkün ve muhtemel manası demektir. Yoksa kesin manası budur demek değildir. Şimdi demek ki İslam aleminin değişik merkezlerinde çok güzel takdir ve tahsinle beğenilerek karşılanan bu risaleler bir adam hakkında adam mı değil mi onu Bediüzzaman'a zamanı sormak lazım. Yani Mustafa Kemal hakkında. Bu pek acip ve asılsız ithamları yapanlar anarşilik Belki ha, adam dediği Bediüzzaman'ın kendisi, özür dilerim. Bu kıymetli eserler hakkında demek istiyor. Belki komünistlik hesabına bilmeyerek istimal ediliyor, kullanılıyor diye endişe ediyoruz. Hmm. Evet, bakalım bitirebilecek miyiz? Bence burada kalsın. Çünkü yani bunu daha epeyce uzun sürüyor. Eğer yarın okuyabilirsek devam edeceğiz. Yani ceza kumullahu hayran kesira ve allemen Allahu ilmen nafi'a. El Fatiha. Maşallah. Hızlı gitmiş vakit. Ben de bu kadar gittiğini bilmiyordum. Vay vay kardeşim. Haydi bakalım.